Efendim, Konte ve ekranlarından Hayat Var programımızdan ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine günlerden Perşembe ise artık biliyoruz ki Muhammed Şen Hocam bizlerle birlikte yine bugün çok güzel bir konuyu bizlere taşıyacak. Ve ne konuşsak, hocam acaba bu hafta neyi konuşsak dediğimiz her konu, hocamın seçmiş olduğu konular o kadar çok gönüllere dokunuyor ki, özellikle bu hafta yine bir sürü teşekkür ve selamı getirdim. Eyvallah. Dediler ki öyle konular seçiyorsunuz ki hayatın içinde belki de dara düştüğümüz, belki de çoğu zaman kendi içimizde ifade edemediğimiz, zaman zaman konuşmadığımız konuların gün yüzüne çıkması bizim için de keyifli oluyor. Çok şey katıyor hayatımıza diye bir sürü selam getirdim. Eyvallah. Hocam. Eyvallah. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Allah'a şükürler olsun. Allah iyiliğimizi artırsın. Amin inşallah. Allah hep doğruyu söyletsin. Güzeli söyletsin. Ben de size selamlar, teşekkürler getirdim. Özellikle bir ilahiyatçı hocamızın söylediği bir şey aktarayım. Dedi ki ya dedi ben senin programlarını izliyorum. Ve dedi görüyorum hep dedi kaliteli bir Müslüman nasıl olur? Aslında dedi hep bunu anlatıyorsun. Evet. Rabbim kalitemizi artırsın inşallah. İnşallah. Ne zaten güzel, Müslüman kaliteli olmalı. Kalitesi arttı, HD yayın oldu değil mi? Evet. İnşallah hayatlarımız da Hayat Var programıyla beraber kalitelensin inşallah. İnşallah. Zaten bir Müslüman değil mi hocam? En güzelini yaşayabilmeli ve en kaliteli haliyle de başka insanlara örnek olabilmeli. Zaten ne buyuruyor Mevla? Ya eyyetühen nefsül mutmainne. Hı hı. Yani mutmain olmuş. Artık son raddeye, kalitede son zirveye ulaşmış kulum. Diyerek ölün diyor. Evet. İrci'i ila rabbiki radiyeten merdiye. Rabbinden razı olmuş. Rabbin de senden razı bir şekilde dön Rabbine diyor. İnşallah Rabbim bizi o makama ulaştırsın, eriştirsin. İnşallah. Ellerimizi bırakmasın inşallah. İnşallah. Muhammed Hocam dediği gibi herkesin sahibi Allah, onun için yaradan elimizi hiçbir zaman bırakmasın. Bugün Muhammed Hocam aslında yine çok güzel bir konuyu ekranlara getirelim istedi. Ben de ilk duyduğumda dedim ki hocam çok güzel bir konu, dilin afetlerinden konuşacağız. Bazen aslında hani geçen bir arkadaşımla konuştuk hocam hasbihal ederken dedi ki dilden çıkana kadar bizim hükmümüzde. Tabii. Söyleyeceklerimiz ama çıktıktan sonra artık onu biz bile tutamayız. Tabii ki. Bugün dilimizi nasıl kullanmalıyız, dilin afetleri nelermiş ben de çok merak ediyorum. Bugün bunları konuşacağız ve ayrıca WhatsApp numaramızdan da mesajlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Başına lütfen soru yazmayı unutmayın. Ona göre soruları ben okurken burada daha hızlı bir şekilde, evet, zaman kazanmak adına bunu yapmış olalım. Bugünkü programımıza birazdan programımızın ikinci ve üçüncü bölümünde sorularınızı cevaplandırmış olacağız. Evet. Dilin afetleri derken hocam nelere, evet, dikkat etmeliyiz? Şimdi şöyle Sibel Hanım. Nasıl ki evimize bir eşya alacağımız zaman araştırıyoruz. Hangisi daha kaliteli? Bir telefon alacağımız zaman şarjı ne kadar çok gidiyorsa gibi kriterler seçiyoruz kendi kendimize. Diyoruz ki bunun şöyle olması lazım. Bir araştırma içine giriyoruz. Araştırmadan bir malı almıyoruz. Aslında biz de bir sözü dışarıya vurduğumuz zaman haddi zatında hayatımıza bir şeyler satın alıyoruz. O yüzden ağzımızdan çıkan sözü iyi düşünüp iyi tartıp da konuşmamız lazım. Ne buyurulmuş? Dilini koruyamayan dinini koruyamaz demişler. Bugünkü yaşadığımız pek çok hadiselerin şeyi bizim boş sözlerden kaynaklanıyor. Hakikaten. O yüzden hani ne buyurmuş atalarımız? Bin düşün bir konuş. Gerçekten bu söz bugün yani bizim en çok konuşmaya vakit geçirdiğimiz oturma odaları, kafelere böyle asılması lazım. Bin düşün bir konuş. Evet, çünkü hakikaten yani bakın Kur'an-ı Kerim bize ne diyor? Hayatınızı benimle değiştirin diyor Kur'an. Benim içimde size ne lazımsa var diyor. Ve o yüzden Cenab-ı Hak diyor ki ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. İttekullah, Allah'tan korkun. Ve kulu kavlen sedida. Ve de doğru söz söyleyin. Boş sözler söylemeyin. Dedi ki dedim ki gıyl gal bunlarla ömrünüzü tüketmeyin. Düzgün söz söyleyin. Bakın o kadar ilginçtir ki iki şeyi Cenab-ı Hak yan yana zikrediyor. Benden korkun, doğru söz söyleyin. Demek ki hunharca konuşmak. Velev ki gıybet olmasın. Velev ki yalan olmasın. İşte benim zamanımda düğünler şöyleydi, şöyle şöyle evlenirdik. Böyle boş sözler konuştuğun zaman Allah diyor ki benden kork. Ben seni bunun için yaratmadım. Yani boş sözlerle ömrünü geçirme. Allah'tan korkmanın alameti doğru sözlü olmak. Doğru söz ne demek? Sözü yerinde kullanmak. Kişi bazen her zaman doğruyu söyler ve der ki kusura bakma dost acı söyler canım der. Sen bu hata yapıyorsun ben de sana söylüyorum der. Hayır, doğru söylemek bu değildir. Dost acı söyleyen değildir. Dost acıyı tatlılaştırıp söyleyendir. Sa'di Şirazi der ki sen bir doğruyu söylediğinde gönül kırılacaksa sen sus o doğruyu başkaları söylesin der.
Sen sus da. Gönül kırmamak. Tabii gönül kırmayacaksın. Doğru sözlülüğü biz yanlış anlıyoruz. Hocam diyor, ben diyor bir kazanırsam diyor doğru sözlüğümden kazanırım diyor. Nasıl diyorum? Vallahi hocam diyor, benim diyor hiç lamım cimim yoktur diyor. Pat diye adamın yüzüne doğrusu neyse söylerim diyor. Ama İslam ne diyor? Buna hakkın yok. Bunu böyle pat diye söyleyemezsin. Böyle şaka bile olsa insanları incitici söz doğru söz değildir. Doğru söz de ama insanları yücelten, insanların yani ruhlarına zede vermeyecek sözlerdir. Allah da diyor ki benden kork, doğru söz söyle. Peki bunun karşılığında ne var? Yusrih lekum a'malekum. Sizin işlerinizi düzelteyim. İşte hocam hayatım çok düzensiz. Sabah ne zaman oluyor, akşam ne zaman oluyor? İş yerinde yaptığım işten kendim tat almıyorum. Allah diyor ki doğru söz söylersen ben senin işlerini düzeltirim. Doğru söz söyle ki senin hayatına çeki düzen vereyim. Yani gerçekten hayatında huzurlu ve düzgün bir hayata sahip olmayanların reset tuşu, yenilenme tuşu doğru söz söylemektir. Sözü tartıp söylemektir. Diyor ki ve yagfir lekum zunubekum. Sizin günahlarınızı da affedeyim. Ve men yuti'illahe ve rasulehu fekad faze fevzen azima. Kim de Allah ve Resulüne itaat ederse işte onlar gerçekten büyük mükafatlara ulaşacaktır diyor. Bakın peygamberimiz buyurur ki sabah dile tüm organlar gelir. Kendi hal lisanıyla böbrek gelir, göz gelir, kulak gelir, ciğer gelir. İşte vesaire. Derler ki diyor sen bizim reisimizsin. Ne olur sen doğru olursan biz de doğru oluruz. Sen doğru ol ki, düzgün ol ki biz de düzgünce çalışabilelim. Yani. Ne kadar ilginç değil mi? Yani bir böbrek geliyor, dile diyor ki düzgün konuşursam ben de düzgün olacağım. Sonra böbrek yetmezliği var bende. Demek ki sen çok boş konuşuyorsun. Demek ki sen ağzına her geleni söylüyorsun. Her duyduğunu birilerine aktarıyorsun. Şu da şöyleymiş diyorsun. Peygamber ne diyor? Bir kişi her duyduğunu başkasına söylemek o kişiye günah olarak yeter diyor. Müminin kulaklarında da filtre olur, dilinde de filtre olur. Her geleni duymaz, içinden de her geleni asla dışarı vurmaz. Çünkü hakikaten hiçbir söz boşa gitmiyor Sibel Hanım. Evet. Allah buyuruyor ki, مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Hiçbir konuşanın sözü olmasın ki onun yanında kaydeden iki melek bulunmasın. Bu dünyada çıkan boyutu var, biraz sonra değineceğiz. Hı hı. Her sözü söylememizin bir de ahirete kalan boyutu var. Çünkü iki tane melek bunları daima kaydediyor, yazıyor ve bunlar bir gün olup bizim karşımıza çıkacak. O yüzden dedik ya doğru söylemeyi biz yanlış anlamasın izleyicilerimiz. Doğru söylemek böyle sanki sözü kılıç olarak kullanıp da herkesin gönüllerini yaralamasın. İşte şu şöyle de bu böyle de ben Allah için söylüyorum. Ben dobrayım diyor mesela. Heh, dobralık İslam'da yok. Evet. Dobralığını kafire göstereceksin. Dobralığını şeytana göstereceksin. Dobralığını gidip cephelerde bugün Doğu Türkistan'a zulmeden Çin askerlerine göstereceksin. Dobralığı Müslüman Müslümana gösteremez. Müslüman elinden ve dilinden insanların emin olduğu kimsedir buyuruyor. Efendimiz Hazreti Enes 10 yıl hizmet ettim diyor çocuktum. Bazen bana bir iş verirdi unuturdum. Yolda oyuna dalardım. Peygamber gelince eyvah derdim diyor. Şimdi kızacak. Ama derdi ki diyor Enescik. Bunu niye yapmadın? Hadi yap da gel. Mümin bunu söyler. Mümin kırıcı olmaz. Mümin doğru sözlü olunca bakın diline her geleni asla ve asla söyleyemez. Daima güzel sözü seçer. Fatır suresinde Cenab-ı Hak der ki Allah'a yalnız güzel sözleriniz ulaşır. Duayı bile ederken bakın söz o kadar sözün afetleri dedik ya bazı dualar var. Aslında bizim başımıza bela olan dualar. Rabbim sen bilirsin gayri. E Allah'ım görmüyor musun? Yani evet, yapıyoruz bunları. Mesela bazı hanımlar şu eltimdeki keyfe bak. Elindeki imkanlara bak. Kocasını avucunun içine almış. Vallahi yani böyle duman attırıyor. Bir de bana bak ben de böyle geldiğimden beri sürünüyorum. Allah'ım sen bilirsin artık. Mesela böyle bir söz böyle bir dua olamaz. Bazen açıyoruz Rabbim bakın şu yok müminde siz görürsünüz. Bunu çoğu zaman biz yaparız. Bazen dilimizle sözle yapmayız da gönül sözümüzle yaparız. Mesela bizi üzen işte kayınvalidemize içimizden deriz ki seninle görüşürüz. Hele sen bir elden ayaktan düş bak o zaman ben sana neler yapıyorum. Veya çocuğumuz bazen böyle bir yaramazlık yapar seninle görüşeceğiz. Daha da ileriye gider bazen neler der ki sen de ana baba ol da bil inşallah gör, der. Ha, sen de gör der. Bakın işte bu sözler insanı yaralayan sözdür. Peygamber 13 yıl Mekke'de öyle işkenceler çekildi ki yani la ilahe illallah demek çok pahalıydı Mekke'de. Ama bir gün Mekkelilere dönüp de şunu demedi. Ey Mekkeliler
Hele biz bir Medine'ye hicret edelim. Hele bir hükümet kuralım. Hele bir İslam devleti olsun. Sizi biz yapacağımızı biliriz demedi. Sadece ashabına söylediği şey oldu. Mükafatı cennette sabredin. Bitti. O yüzden yani Allah'a diyor sadece güzel sözlere ulaşır. Dua ederken diyor mesela sözlerinizde Allah'ı yüceltecek dualarla dua edin. Rabbim sen alemlerin sahibisin. Sen Rahmansın, sen Rahimsin, sen mülkün sahibisin. Rabbim beni doğru yola ilet. Rabbim benim elimden sen tut. Allah'ım beni kimselere muhtaç etme. Şu kardeşime falan muhtaç olsa bana lokma ekmek vermezler. Böyle bir dua olmaz. Bu güzel bir söz değildir. Dilin afeti budur. Dilin afeti duada dahi aciz olduğunu bilmekten geçer. Yani bakın hakikaten Fahrettin Razi der ki bu ayeti tefsir ederken. Söz der tohumdur. Ekersin ne ekersen de onu biçersin. Bakın peygamberimiz ne buyuruyor biliyor musunuz? Bir insan diyor aleyhissalatü vesselam. Hiç önemsemeden bir söz söyler. Allah diyor o sözüne öyle gazap eder ki yaptığı iyi amellere bakmadan o söz onu cehennemlik eder. Ama insan bazen de öyle bir söz söyler ki hiç umursamaz. Allah'ın o kadar hoşuna gider Allah onu cennetliklerden yazar. O yüzden bize düşen hakikaten yani sözü güzel kullanmak, sözün geldiği yeri temizlemek. Dilin afetinde ikinci madde. Birincisini dedik ben dobrayım, ben acı söylerim değil. Mümin güzel söyler. Yemek güzel olmamış mı? Beyefendi akşam eve gelince. Annem de bir yemek yapsaydı var ya parmaklarımızı yerdik. Seninle evlendik evlenene açız. Asla bu bir güzel söz değildir. Doğru bir söz değildir. Mümin bunu değiştirir. Der ki mümin. Ya hanım ya hakikaten yani gerçekten güzel olmuş. Farklı bir lezzet olmuş. Hiç yememiştim böylesini. Konuyu kapatır. Tamam mı? Çünkü gerçekten bizim söylediğimiz hiçbir söz boşa gitmiyor. Çünkü Allah bize öyle bir beyin vermiş ki 15 yıl önceki sözü hanım abla yazıyor kafasında. Ben diyor geldiğimin 3. günüydü diyor bulaşık yıkarken kayınvalidem şunu demişti 15 yıl sonra başına kakıyor onu. O yüzden söz tohumdur ve asla boşa gitmiyor. İki tane çiçek koymuşlar birisine daima Kur'an okumuşlar. Daima sen canımsın, sen çiçeğimizsin, sen bizim göz bebeğimizsin gibi güzel sözler söylemişler. Çiçek o kadar güzel çiçekler açmış ki. Diğerine de hep küfürler etmişler. Allah seni kahretsin. Allah seni bildiği gibi yapsın. Sen lanet bir şeysin. Kapkara kurumuş ve etrafına o çiçek çok kötü bir koku yaymış. Bizim hayatlarımız da böyle. Bazı abiler vardır mesela küfür onların dilinde böyle şey olmuştur. Derler ki ya hiç de kötü niyetim yok ama dilim alışmış. Her sözünün sonuna bir küfür eklerler. Sonra da o abilerin hayatlarına bakın. Genelde hocalara şu şikayetle gelirler. Hocam hanımın dırdırından bıktım. Hocam ne yapıyorsam yapayım annemin yüzünü güldüremedim. Hocam milyar milyar paralar döktüm kızımın okuması için şunu için gitti kızım. Hiç umulmadık biriyle hayat kurdu, evlendi, kaçtı. Onlara şunu söylerim. Sen nasıl bir tohum ekmiştin? Sen kötü niyetin olmadan habire sallıyordun ortalığa. Her sözünün arkasında bir küfür vardı. Bak işte ne ektiysen bugün aslında onu biçiyorsun. İnsanı iki şey ayakta tutuyor. İki şey insanın hayatına yön veriyor. Birisi bizim ağzımızdan çıkan sözler. İkincisi gönlümüzle yaptığımız hayaller. Hakikaten hayaller dünyası der Mevlana Hazretleri çok başka bir alemdir. O yüzden başka programlarda da söylemiştim. Senin hakkında kötü düşünen birisini 40 gün hayal et ama güzel hayal et. Rabbim ona cennet ver. Rabbim onun dünyasını cennet et de. 40. gün o senden nefret eden insanın sana karşı çok güzel bir hal aldığını göreceksin der Mevlana Hazretleri. Çünkü gerçekten hayal dünyası ve sözler dünyası hani ne demişler söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Evet. Hakikaten yani gerçekten öyle. Mesela karı koca ilişkilerinde bu çok önemli bir şey. O yüzden peygamberimiz ne buyuruyor? Cehennem ehlinin %70'ini kadınlardan buldum. Hanımlar şaşırıyorlar. Neden ya Resulallah? Halbuki hanımlar dine, diyanete erkeklerden daha çok böyle iştahlıdır. Bugün camide program yapıyoruz. 100 erkek geldiyse 300 kadın geliyor mesela. Ama neden? Diyor ki siz hayrı yaparsınız. Ama küçücük bir şeyde döner. Zaten senden ne gün gördük de kaç gün bana kocalık yaptın der. Tüm işi bitirirsiniz diyor aleyhissalatü vesselam. Söz bu kadar mühim. Bir söz insanın 40 yıllık amelini boşa çıkarabiliyor. Evet. O yüzden hakikaten sözü bakın Muaz İbni Cebel var. Sahabe öyle bir hal vardı ki bizde diyor. Biz peygamberin karşısına geçip soru soramazdık.
Derdik ki diyor Allah'ın bir yabancı gelse de ona sorularımızı söylesek, sorularımızı sorsa. Yolculuk esnasında Efendimiz yürüyor sahabesiyle beraber, bir yerden dönüyorlar. Muaz diyor ki ben diyor bir anda böyle kendime bir cesaret geldi. Ya Resulallah dedim diyor. Müsaade ederseniz sizinle yürümek istiyorum. Herkes şaşırdı, ben de şaşırdım. Ben bunu nasıl söyledim? Sonra diyor tabii ya Muaz dedi diyor, yanına yola düştüm diyor. Yolda giderken ona dedim ki diyor ya Resulallah ben sizi çok seviyorum. Ve istiyorum ki Allah beni sizden önce alsın ki sizin ayrılığınızı yaşamayayım. Ben sizden önce öleyim. Ama diyor kader tecelli eder, siz benden önce ahirete giderseniz bana öyle bir amel söyleyin ki ben onunla sizden sonraki hayatımda sizin yanınıza gelebilecek bir amel yapmış olayım. Peygamber diyor düşünmeye başladı. Sustu. Düşündü. O susunca diyor bu sefer ben şey yapmaya başladım. Ya Resulallah teheccüd namazı kılmak mı? Dedi ki diyor güzel ama daha hayırlısı var. Ya Resulallah zekat sadaka vermek mi? Daha güzeli var. Anne babaya iyilik etmek mi? Daha güzeli var. İşte ya Resulallah her yıl umreye mi gitmek? Ramazan umresini muhakkak Kabe'de mi geçirmek? Daha güzeli var. Böyle saymış amelleri. En son diyor sayacak amel kalmadı. Dedim ki diyor ya Resulallah peki daha ne olabilir? Şöyle durdu dedi ki diyor ya Muaz. Bunlardan daha hayırlısını öğrenmek istiyorsan ya hayır konuş ya da sus dedi diyor. Bakın gece namazından, zekattan, şundan bundan daha efzal ve peygamberin yanına bizi ulaştıracak bir amel. Ya Muaz ya hayır konuş ya sus dedi diyor. Ben şaşırdım diyor. Ya Resulallah insan konuştuğundan da mı sorguya çekilecek? Şöyle bana vurdu diyor. Allah hayrını versin Muaz. İnsanı tepe taklak cehenneme sürükleyen şu diliyle söylediğinden başka nedir dedi diyor. O yüzden dilin afeti budur. Ya hayır konuşacak ya da susacak. Hayır çıkmıyorsa bir dilden Meryem anamız ne dedi? İnni nezertu lirrahmani savma. Ben Rahman'ı oruç adadım. Konuşamıyorum bugün dedi. Söz orucu tuttu. Bu bizim dinimizde yasaklandı ama çok boş konuşuyorsa bir insan, eline telefonu alıyor bir hanım abla, akşama kadar şu şöyleymiş, bu böyleymiş birileriyle boş muhabbetler ediyorsa, o ablamız bunu yapsın. Ben Rahman'a susma orucu adadım. Konuşmasın. Çünkü bak diyor ki peygamber, insanı tepe taklak cehenneme sürükleyen diliyle söylediğinden başka nedir? Evet, ara zamanı gelmiş. Evet. Tabii ki biz güzel sözlerimizi sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz. Kısacık bir aradan sonra tekrar sizlerleyiz. Efendim kısacık bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Tabii ki diyoruz ya her programda bu soğuk kış gününde güzel sohbetimize, muhabbetimize sizlerle birlikte buluşmaya devam ediyoruz. Birazdan sorularınızı okuyacağız. Gelen güzel mesajlarınız var, onları paylaşacağız. Şimdi dilin afetlerinden konuşmuştuk programımızın ilk bölümünde. Evet. Başka nasıl zarar verebiliriz hocam hayatımızda bu konuştuklarımızla? Yani dediğiniz gibi bazen o kadar büyük şeyler konuşuyoruz ki hayatımızda başımıza geliyor. Büyük lokmaya büyük söz söyleme diyorlar. Evet. Başımıza geliyor yani. Başımıza gelmeden de ölmüyoruz sanki. Tabii ki. Bir mümin diyor aleyhissalatü evet. vesselam başka bir mümini bir şeyle ayıplarsa onu yaşamadan asla ölmez. Onu muhakkak yaşar. O yüzden ciddi manada yani sözü çok tartıp ona göre söylemek lazım. Evet. Bazen arkadaş ortamlarında olsun vesaire olsun birisini yatırıyoruz ortaya. O şöyle, o böyle, o şurayı yapmış, o burayı yapmış sözler söylüyoruz. Mümine düşen sükut. Peygamber ne dedi? Ya hayır söylesin ya sussun. Hele ki dille insanları yaralamak. Hazreti Ali der ki, elin açtığı yaralar iyileşir ama dilin açtığı yaralar asla iyileşmez. O yüzden ciddi manada bize düşen dilimizle insanlara yara açmamak. Dil yarası diye hatta tabii, bunun bir şeyi vardır. Tabii şarkısı bile var. Şarkısı. Dil yarası... Vesaire. En büyük yara tabii diye. En büyük evet. yara diye. Hakikaten Hı-hı. öyle. Ha, o yüzden yani dilin afetleri demek, kendimizi afete sürüklemek dilimizle demek. Mesela bazı insanlar vardır. E ne yaptı sizin kız? Daha görücüsü falan yok mu? Taliplisi çıkmıyor mu? Veya birisi gelir. E ne yaptı sizin gelinle olan? İyiler mi? Hiç böyle el ele falan gezmiyorlar. Geçen bir düğünde de gördük. Ayrı ayrı oturuyorlardı. Aralarında bir soğukluk falan mı var? Böyle dilin afeti, en büyük afet budur.
Araştırma. Vela tecessesu. Araştırma. Sana ne? Evet, Müslüman araştırmayacak tabii, değil mi? Tabii, Müslüman araştırmayacak. Müslüman sükut edecek. Bakın, Fudayl bin İyaz var. Ona geliyorlar, diyorlar ki ya diyorlar, neden hep sükut ediyorsunuz? Biz size mesele getiriyoruz, sorular getiriyoruz, cevap vermiyorsunuz, susuyorsunuz. Yani neden konuşmuyorsunuz? Diyor ki, ben diyor Kur'an'ı, hadisleri tamamen okudum. Diyorlar, şunu öğrendim diyor. İza eradallahu bi abdin hayran fetaha lehu babul amel ve galaka lehu babel cedel. Allah bir kuluna hayır murad ederse, Allah bir kulunu kaliteli bir Müslüman olmasını isterse, ona diyor söz kapısını kapatır. O çok konuşmaz. Çok konuşmaların olduğu ortamlara girmez. Çok konuşmaların, boş konuşmaların yapıldığı işte günlere gitmez o insan. Ama biz bir sohbet meclisi olduğu zaman sıkıcı geliyor. Evet, mesela mi? Bazen Kur'an dersleri yapıyoruz, ilmihal dersleri yapıyoruz, siyer dersleri yapıyoruz. Bazen bazı insanlar sıkılıyorlar. İşte hocam kusura bakma ben bundan sonra gelemeyeceğim de şöyle de böyle de bir şeyler söyleyip bir şeyler bahane edip gidiyorlar. Mevlana Hazretleri diyor ki nasıl ki diyor bir insan rahatsız olunca hastalanınca en güzel yemekleri en sevdiği yemekleri pişirseniz tiksinir. Kokusu ona kötü gelir. Ruhu hasta olan insanlar da Allah ve peygamberle alakalı kelimeleri duydukları zaman rahatsız olurlar. İşte bugün herkes kendisine şunu sorsun. Ya ben boş konuşmaların olduğu ortamlarda mı daha çok keyifleniyorum? İşte altınları takıp illaki dil deyince bizim bu dilimiz değil. Bileziklerimizin de bir dili var. Şıkır 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 insanların gözüne soktuğumuz bilezikleri takınıp gittiğim. Ayağıma işte bilmem filan marka terliği giyinip başıma filan marka başörtü örtünüp gittiğim ortamlarda mı daha mutluyum? Yoksa Kur'an ve sünnetlerin konuşulduğu ortamlarda mı daha mutluyum? Al sana dilin afeti. Evet. Çünkü dil konuştukça kalp kararıyor. Çünkü Peygamberimiz buyuruyor ki la yestakime imanuhu abdun. Bir kişi imanını istikametlendiremez. Bir kişi imanını düzeltemez. Hatta yestakime kalbuhu. Kalbini düzeltmeden kişi imanını güzelleştiremez. Ve la yestakime kalbuhu. Ama insanın kalbi de düzelmez. Hatta yestakime lisanuhu. Lisanı düzelmedikçe insanın kalbi düzelmez diyor. Mesela bugün bize geliyorlar. Ya hocam işte ben sabaha kadar kafamla konuşuyorum. Hep böyle bir içimde bir öyle bir üzüntü var. Vesvese gibi. Vesvese var. İşte gözümü kapatıyorum işte böyle değişik değişik kötü sahneler görüyorum. Hocam hiç iyi rüya görmüyorum hep diyor kötü rüyalar görüyorum. Hocam diyor benim kalbimde bir bunalgınlık var. Kalbim hep sıkılıyor. Namaz da kılsam, haftada 5 gün sohbete de gitsem, ne yaparsam yapayım bende bir değişiklik olmuyor. Onlara bu hadisi söylüyoruz. Diyoruz ki önce sen lisanını düzelteceksin. Çünkü hakikaten lisan çok mühim. Lisanın düzgün değilse, kişi her ağzına geleni söylüyorsa onun kalbi düzgün olmuyor. Mesela bazı insanlar vardır. Size gelirler misafirliğe, hiç sizinle. Nasılsın, iyi misin böyle yüzünden sorarlar. Hemen başlarlar etrafı denetlemeye. Bir önceki geldiğimizde bu oturma grubunuz yoktu. Bu yeni mi ya? Bunu kumaş özel yapım falan mı? Allah Allah çok değişik bir yeri varmış. Veya işte sizin çocuğunuza dönerler. Salih biraz zayıfladın mı sen ya? Önceki geldiğimizde böyle değildin. Kötülemişsin bir derdin falan mı var? Bir huzursuzluğunuz mu var? İnsanlar hemen araştırmaya başlarlar. İşte dilin afeti budur. Bizim gözlerimizle yaptığımız evet. O araştırmalar aslında bizim çoluğumuzun çocuğumuzun hayatını berbat ediyor. Sahabenin hayatına bakın hiçbir problem yok. Hepsinin çocuğu evliya gibi çocuk. Hepsinin çocuğu büyük adam gibi çocuk. Yani sahabe-i kiramın öyle bir hayatı var ki çocuklara bile böyle peygambere hürmet eden belki bizim günümüzde 70 yaşındaki adamda olmayan karakter ve dürüstlük sahabenin 10 yaşındaki çocuğunda var. Neden? Sahabe dilini tutan insanlar. Sahabe kendisinin üzerine vazife olmayan işlere karışmayan insanlar. Dilin afeti budur. Üzerine vazife olmayan her konuda senin bir sözünün bulunması. Bazı hanımefendiler var. WhatsApp'ta 25 tane gruptalarmış mesela. Bilmem Facebook'ta bilmem hanımlar lokali varmış, şu varmış, bu varmış. Her yorumdan çıkıyor mesela. İlla diliyle söylemek değil, eliyle yazmak da o hanımın, çoluğunun, çocuğun hayatını mahvediyor.
Bazı abiler vardır mesela, her konudan çıkarlar. Kim dükkan açmış, kim batırmış, kim kaç tane eleman çalıştırıyor, işte rakip firma ne kadar bu yılda mal satmış, onu geçtik mi? Bu işler asla bir mümine yakışmaz. Çünkü dilini düzeltmediği için kalbi düzelmiyor, kalp düzelmeyince de iman düzelmiyor. Hadis bu. Ravahu Ahmet, Ahmet bin Hanbel'in. Ha peki, şimdi iman düzelmeyince ne oluyor? Bizim çocuk süpürtsüz, saygısız ve fütursuzca yaşayan bir çocuk oluyor. O yüzden hakikaten bize düşen, biz amel kapısını açalım. Dedik ya, Meryem anamız gibi, inni nezertu lirrahmani savma. Biz oruç tutalım. Bir kalabalığa girdiğimiz zaman şöyle dua edelim. Rabbim, burada bana faydalı olmayacak sözler konuşulacaksa bana bir uyku hali ver de uyuyum diyelim. Benim öyle tanıdıklarım var, biliyor musunuz? Aa. Konya'da boş bir muhabbet olan bir odada ise diyor ki, ya benim çok uykum geldi, siz biraz oturun. Yan odaya gidiyor, o söz bitene kadar uyuyor. Ama biz başka ne var ne yok ya, anlatın bakalım ya. Susmaya mı geldik buraya? Tabii. Evet, arkasına. Ha, işte bir mümin böyle boş sözlerle asla ve asla uğraşmaz. Evet. İbni Mesud var mesela, Abdullah İbni Mesud. Çok büyük bir sahabe. Ona geliyorlar, bir şeyler anlatıyorlar. Konuşanları uzun uzun dinliyor. Bu arada dinleyen de sahabi, konuşan da sahabi. Uzun uzun onları dinleyince bekliyorlar şimdi bir cevap vermesini. Diyor ki, canımı kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim, hapsedilmeye en layık olan şey ne derseniz şu dil derim diyor. Bu dil hapsedilmeye layık. Çünkü bu dil diyor bizim başımıza çok işler açar, asla diyor konuşmayacağım. Ve bakın, İbn-i Mesud'un çok güzel bir şiiri vardır. Der ki, ya lisan kul hayran tagnem, evismut teslem, min qabli en tendem. Ey dilim der, ey dilim, seni bıraksam çok şeyler söylemek istiyorsun. Oradan buradan şuradan boş beleş mevzular hakkında konuşmak istiyorsun. Ama kul hayran tagnem, hayır söyle ganimet bul. Hayır konuşmak insanların ganimetini artırır. Doğru sözlü olmak, hakikati söylemek. Bakın, peygamberimizin özelliği Cevamiül Kerim'dir. Peygamberimize kafirler gelirler, anlat bize ya Muhammed dini derler. O uzun uzun bizim dinimiz böyle güzellik dini, aman şöyle, anlatmaz. Yeni inmiş 3-5 tane ayeti okur. Karşıdaki insan der ki, vallahi biz Muhammed kadar güzel sözlü birisini görmedik. Daha önce de anlatmıştık, İslam'da sırf hayır konuşayım diye sadece ayet konuşan kadın var. Abdullah, evet, İbni Mübarek'in hac yolculuğundaki, sadece ayet konuşuyor kadın, başka bir söz bilmiyor. Neden? Hayır konuşmak için. Bana göre galiba şeytanın en sevdiği bir dilin afetlerindeki tuzağıdır galiba. O galiba, aslında böyle bir şey yok da, hani ben araya sıkıştırayım. Emin olay, değilim aynen, aslında varmış da gibi ortaya sallayayım. Yani ben gözümle görmedim, kulağımla da duymadım ama galiba varmış öyle şeyler. Hani görmemiştin? Hani kulağınla da duymamıştın? O galiba işte şeytanın bize uzattığı tatlı bir iksir. Peki görsek bile? Görse bile bir mümin üzerini, evet, kapatacak. Hı hı. Çünkü bakın, Nur suresi hep bunlardan bahseder. Mesela bir hanıma zina isnat etsek. Desek ki işte filan kadın zina etti. Kur'an diyor ki, bunu diyor böyle sallantıyla söyleyemezsin. Bana diyor 4 tane şahit getireceksin. 4 şahit. Ve 4'ü de görmüş olacak o işi. Ve el ele tutuşması, yanağından öpmüş, bu değil. Yataktayken onları gören 4 tane şahit getireceksin. Yok benim şahidim, o zaman çeneni kapatacaksın diyor. Kes çeneni diyor. Bir kimse bir kadına zina isnat etse, 4 tane de şahit getiremese cezası ne biliyor musunuz? O sözünden dolayı, o kadına zina söylediğinden dolayı. Konya'da mesela en meşhur yer neresi? Valiliğin önü diyelim veya Mevlana Meydanı diyelim, çok meşhurdur. Oraya o insan çıkartılır ve Konya'nın alimleri, sayılı işte valisi, kaymakamı, belediye başkanı oraya toplanır. Böyle kültürlü ve kaliteli insanlar, onun gözü önünde o insana sopa vurulur. Neden? Bir kadına böyle bir söz söyledi diye. Bu kadar ağır. Bu kadar ağır, bu kadar ağır. Yani ne buyuruluyor? Kimsenin günahı hakkında konuşma. Belki günahından haberin olur da tövbesinden sen haberin olmaz. Evet. Biz kimsenin gecelerinde yanında değiliz. Nice insanlar vardır, gündüz nice hatalar yapar ama gece bir tövbesi
neler neler sağlar. Biz o insanın günahını almaya devam ediyoruz. Biz devam ediyoruz. Biz sadece kendi kesemizi dolduruyoruz. Biz sadece kendi defterimize yazıyoruz boş sözlerle. Mesela bazı insanlar vardır, diziyi izlerler 1,5 saat, 2 saat. 3 gün o dizinin üzerinde konuşurlar. Herhalde bir dahaki bölümde şöyle olacak. Korkarım ki işte o kız yakalanacak. Yasak aşkları korkarım ki ortaya çıkacak. O kayınvalide gıybet ederler ya. Yani hayali para kazanmak için yapılan bir işte bizim insanımız günah kazanır. İşte dilin afeti budur. Senin üzerine vazife olmayan hiçbir söze karışmaman. İşte diyor ki İbn Mesud, ya lisan kul hayran tagnem. Güzel söz söyle, zenginlik bul. Hakikaten bakın, arif insanlara bakın. Mahmud Sami Ramazanoğlu gibi, Abdülkadir Geylani gibi, Mevlana Celaleddin Rumi gibi insanlara bakın, hiç konuşmazlar. Evet. Mesela Cüneyd-i Bağdadi var. Bir yere davet etmişler sohbet etsin diye. İnsanlar böyle yığılmışlar. O gelmiş, 2 saat kürsüde oturmuş. Getiren adam mahcup olmuş. Efendim demiş, birkaç kelime etseniz bari. O kadar insan sizi dinlemeye geldi. Verdi cevap şu: evladım, sükutumuzdan anlamayan sözümüzden hiç anlamaz. Rabbim bize sükutumuzdan anlayacak dostlar versin. Amin. İnşallah. Mesela bakın, dilin afetleri dedik şimdi. Dilin afetlerinden birisi şudur. Dil her şeyi söylüyorsa ve her söylediğine de müşteri bir kulak buluyorsa, boş sözle meşgul olacak bir arkadaş buluyorsa orada fitne ve fesat çok olur. Bazı insanlar böyle fitnecidir. Hemen böyle bir şeyleri bozuverirler. Yani böyle anlarsınız o insanları zaten. Şurada 3 kişi oturursunuz, birisine namaz kılarken namaz arasında gelir. Vallahi gene benden duymuş olma ama şu 3. var ya, hemen bir fitne ateşi yakar. İşte dilin afetinin karşılığı budur. Sizin gönlünüzde bir fitne varsa, bir kendini beğenmişlik varsa, bu tasavvufta, sohbet ortamında da çok olur. Mesela sohbete gelir insan, mesela ben kendimden örnek vereyim. Eskiden 10 kişiye sohbet ediyorduk, 12 kişiye sohbet ediyorduk. Üniversitede, lise çağlarında 10 kişi, 8 kişi böyle arkadaş ortamında sohbet ediyorduk. O zaman ki o insanlarla muhabbetimiz çoktu. O zaman birebir konuşuyorduk, sohbet daha bir birebir oluyordu ama şimdi 100 kişi geliyor. Bazen gidiyoruz 70 kişi geliyor ve hiç tanımadığımız insanlar oluyor. İşte dilini tutamayıp çok konuşan insanların kalbinde hemen şu başlar: hocanın burnu çok büyüdü. Bizimle oturuyordu, kalkıyordu ama şimdi bak biz kenarda kaldık. Biz hiçbir şeye karıştırılmıyoruz. Hoca hep başkalarıyla oturuyor. İşte bu dilin afetidir. Böyle hali olanlar veya işte bunu aile olarak düşünelim. Bir pazar kahvaltısındasınız. İşte çok güzel bir kahvaltı hazırlanıyor. Tüm aile orada. Gelinler, görümceler, abiler, çelebiler vesaire. Herkes orada. Sizin kalbinize şöyle bir şey geliyorsa: bak ya, kayınvalidem var ya, kaymağı ekmeği sürüyor sürüyor küçük eltimin çocuklarına yediriyor. Benim çocuklar da garip kurabağa gibi kenarda oturuyor. Alın çocuğum, siz de buradan yiyin. Yapıyorsan senin de dilin afeti var. Sen diline bir fermuar çek. Her sözü söylediğin için kalbin bozuluyor senin. Kalp bozulunca da kainat bozuluyor. Bakın, tasavvufun gayesi tamamen budur. İlla men etallâhe bi kalbin selim ayetini insanlara yaşatabilmek. Ne ayet? İnsana diyor mal, mülk, çocuk, şu, bu, ahirette hiçbirisi fayda vermez. İlla men etallâhe bi kalbin selim. Ancak kalbi selim ile gelmek insanı kurtarır. Selim kalp de neyle oluyor? Dilini boş sözlerden korumakla oluyor. Diyor ki yani hayır söyleyeceğiz yani. Hemen ikinci sözde diyor ki evismut teslem. Ey dilim, ya hayır söyle, ganimet bul. Ya da diyor sus, kurtul. Kurtuluş susmakta. Hakikaten. Hele şu günümüzde susmakta. Diyor ki min kabli entendem, konuştuklarından hesaba çekilmezden evvel bu ikisini yap. Ya sus ya da hakkı söyle. Bakın Peygamberimiz diyor ki, burası da dilin başka bir afeti. Kim diyor Allah'ın buğz etmesi adına bile olsa birilerini razı etmek için bir şeyler söylerse, ona diyor Allah o kulu kullarına havale eder. Bu ne demek biliyor musun? Sana hiçbir değer vermem. Git buradan demek. Allah onu kullarına bırakır. Bu nasıl oluyor günümüzde? Evet, bunu günümüze çevirelim. Hı-hı. Bazı insanlar var böyle, çok neşelidirler. Allah'ım taklit yaparlar. Birilerini yanşılarlar.
birilerinin konuşmasını takıt ederler. İnsanları kırar geçirirler böyle. Ve insanlar da onları böyle alkışlarlar. Ya seninle oturan vallahi seninle yaşayan ölmez. Seninle yaşayan yaşlanmaz gibi sözler söylerler. Ama diyor ki peygamber, kim Allah'ı buğz etmesine rağmen boş sözle meşgul olur, insanların rızasını gözetirse Allah o kulu insanlarla baş başa bırakır. Bizim vazifemiz birilerini güldürmek değil. Bizim vazifemiz birilerine böyle lanyudu lunyudu sözlerle gönüllerini eğlendirmek değil. Gülme gülme ağla gönül demiş şairler. Evet. Bizim gayemiz hakkı söyleyip sonrasında şaka yapmayalım mı, yapalım. Peygamberimiz yapıyordu. Yaşlı bir hanım geldi bir gün. Peygamberimiz ona döndü, dedi ki Allah dedi seni cennete almayacak. Yaşlılar cennete giremez dedi. Hanım bir üzüldü bir üzüldü, bu sefer doğruyu dedi ki ya dedi sen beni yanlış anladın. Allah seni cennete almaz olur mu? Ama dedi yaşlı almayacak, herkes 33 yaşında girecek. Mesela Peygamber Efendimiz'in Ümmü İmen diye bakıcısı var, annesi gibi sever. O demiş ki ya Muhammed bana demiş bir deve ver, ben de hicret edeyim. Demiş ki sana bir deve yavrusu vereceğim. Bir üzülmüş ya demiş, bak ya yani Muhammed benim elimde büyüdü. Bana demiş deve yavrusunu uygun görüyor. Ben demiş yaşlı kilolu bir kadınım. Deve yavrusu beni nasıl götürsün? Diyor ki ya her deve bir devenin yavrusu değil mi? 80 yaşına da gelse bir deve, o da başka bir devenin yavrusu diyor. Doğru. Peygamber böyle şakalar yapardı. Ama biz şimdi şakanın dozunu da artırdık. Kırıcı. İşte, taklitler yaparak, birilerinin üzerinden prim yaparak, birileriyle eğlenerek... Alın size dilin afetidir. Bu insanın hayatında bir düzen bekleyemeyiz biz. Dili düzelmediği için ne sağlıklı bir baba olabilir bu adam. Dili düzgün olmadığı için ne faydalı bir koca olabilir, ne de anne babasının hayır duasını alan böyle hayırlı bir evlat olabilir. Çünkü neden? Artık ondan Allah yardımı keser. Allah da bize yardım etmezse Sibel Hanım, biz milyarlar da kazansak fakiriz. Allah bize yardım etmezse biz... 15 tane çocuğumuz da olsa yalnızız. Allah bize yardım etmezse arkamızda kim olursa olsun biz düşmeye mahkumuz. Ne buyuruluyor? Evet. Eğer Allah size bir şeyi murad ederse onu sizden kimse alamaz. Ama Allah da sizden bir şeyi alır da vermezse onu size kimse veremez. Allah'ın yardımı. Allah'ın yardımı hafife alınacak bir şey değil. Ben yuvalara hep bunu söylüyorum. Hocam ayrılmanın eşiğindeyiz. Ben artık sabredemiyorum. İşte dinen de benim boşanmam caiz şu bu. Ya Allah'ın yardımı hayal değil kardeşim ya. Bizde, bizim dinimizde küçücük kuşlar koskoca filleri yener azizim. Evet. Biz böyle bir dine müntesibiz. İşte boş söz konuşan adam Allah'tan yardımı alamıyor. Sırtını Allah'a yaslayamıyor. O işte avukata yaslıyor. İşte ben bir avukat buldum diyor. Ben sebeplerimi de söyledim. Sana şu kadar nafaka bağlatırız dedi. Ben boşanıyorum hocam diyor. Bu mu çözüm? Hadi boşanalım. Yani çok basit bir şey artık. Evlenmekten daha kolay. Evlenmek çok paralı bir iş yani. Masraflı bir tabii iş. Tabii oturma, evet, grubu alıyorsunuz, pilav döküyorsunuz, şunu yapıyorsunuz. Boşanmak hiç öyle değil. Hele bir de anlaşmalı olursa gidiyorsunuz 15 dakikada sizi boşuyorlar. Ama boşanınca ne oluyor? Bir nesil mahvoluyor. Çocuk arada kalıyor. Çocuk, ben öyle çocuklar tanıyorum... diyorum ki okulda diyorum anne babanın ayrı olduğunu, babanın olmadığını insanlara söylüyor musun diyorum. Hiç söylemiyorum hocam diyor. Çünkü en sarsılmaz şey ailedir, o sarsılmış. Evet. O yüzden bakın peygamber Medine-i Münevvere'ye gelince bir üniversite yapmamış. Bir ilkokul açalım dememiş. Ya şuraya bir kreş yapalım. Biz, benim hanımım Ayşe de genç, onu da başına oturtalım. Ayşe kreş yapsın, çocukları eğitsin. Nasıl olsa müşteri de çok gelir, peygamberin hanımı öğretmen olursa diye bir dert gütmemiş. Peygamber annelere dönmüş, demiş ki sizler evlerinizi medrese yapacaksınız. Sizler geleceğin fatihlerini, geleceğin Ebu Bekirlerini yetiştirecek birer mimar olacaksınız demiş de gitmiş bizim peygamberimiz. Evet. O yüzden Allah'tan yardımı istiyorsak... Dillerimizi muhafaza edeceğiz. Evet. Her önümüze geleni yemeyip her dilimize geleni asla ve asla demeyeceğiz inşallah. Evet, konuşacağız. Günümüzde de bununla alakalı belki dilimize söylemesek bile sosyal medyada bu laf sokmalar oluyor. Veya bakın buyuruluyor ki hadis-i şerifte özür dileyeceğin bir sözü söyleme. Evet.
günümüzdeki en büyük problem. Bunu gelince açalım inşallah. Reklama mı gidiyoruz? Evet, reklama gitmemiz gelince gerekiyor. Gelince bu sözü açalım inşallah. Reklamlara gidiyoruz. Tabii ki sorularınızı reklam arasında da okuyacağım. Dönüşte de son bölümde de sorularınıza cevap vereceğiz. Kısacık bir ara, hemen geliyoruz. Efendim, programımızın son bölümündeyiz. Tabii ki son bölümünde sizlerden gelen mesajlar ve hocamızın sohbetiyle devam edeceğiz. Çok güzel mesajlar gelmiş. Hocam, isterseniz hemen mesajlarla devam edeyim mi? Sizin nerede sohbetleriniz olduğu sorulmuş. Evet, şu anda Mengene Caddesi'nde. Hı hı. Buradan da öğrenebilirler. Saat 9'da her cuma akşamı sohbetlerimiz beyefendilere yönelik devam ediyor. Buyursunlar, akşam 9'da. Evet, onu da söylemiş olalım. Bu arada hocamın YouTube kanalı var. Muhammed Şen hocamın YouTube kanalından da Muhammed Şen diye yazdıklarında, evet, YouTube kanalına da abone olmayı unutmayın. Onu da söylemiş olalım. Hocamın sohbetlerini zaman zaman işte o güzel sesiyle, yorumuyla, ilahilerini bulabileceğiniz platform YouTube'da. Bulabilirsiniz, onu da söylemiş olalım. Muhammed Şen yazdığınız zaman YouTube kanalına abone olmayı da unutmayın. İnşallah. Onu da söylemiş olalım. Bir dinleyicim demiş ki 2 yaşında oğlum var. Muhammed, adı Muhammed'miş. Sizin gibi olması için i̇nşallah dua ediyormuş. Bizden hafız olsun diye. Dua ediyorlarmış inşallah. Şöyle devam edelim. Programımızın devamını dileriz inşallah. Ladik'ten selam olsun. Biz de Ladi'ye hürmetlerimizi gönderelim. Çok güzel bir söz gelmiş hocam. Bunu paylaşmak istiyorum. Diyor ki izleyicimiz, insanlar diyor lüzumsuz ve gereksiz yere konuştuklarında neler kaybettiklerini görselerdi belki de hiç konuşmazlardı. Ya. Rabbim demiş cümlemize yardımcısı olsun. Muhammed hocama selamlar. Ömer Ali Kozan. Çok teşekkür ederiz. Ömer Ali Bey, hoş geldiniz. Allah yolunu açık etsin demiş oğul ailesi. Şöyle güzel bir soru gelmiş hocam. Biz demiş bilmeyerek de olsa eğer dil afeti yaptıysak ne yapmalıyız? Tövbemiz nasıl olmalı? Ağlamamız lazım. O boş boşuna konuştuğumuz günler sayısınca da dilimizi zikirle yormamız lazım. Bakın İbn-i Sina'ya geliyorlar. Hiç diyorlar sizden bir şey duymuyoruz, konuşmuyorsunuz. O da diyor ki ben diyor bir hadis işittim. O hadis de diyor ki diyor en güzel söz Allah'ı zikirdir. Ve insanın diyor kötü sözü kalbini katılaştırır. Allah'tan uzak olan da katı kalpli insanlardır diyor. Ben diyor bu sözden diyor hadisten İbn Sina şunu anladım diyor. Hiçbir söz cansız değildir, canlıdır diyor. Benim söylediğim söz ya beni yaşatıyor ya da beni öldürüyor diyor. O yüzden bize düşen önceki zamanlarda bizi öldüren sözleri diriltmek için zikre sarılmamız lazım. Evet. La ilahe illallah'la, estağfurullah'la geçmiş günlerimizdeki yanlışlarımızı güzel zikirlerle, Kur'an-ı Kerimlerle, hakikatli sözlerle, sahabe hayatıyla alakalı sözlerle dillerimizi güzelleştirmemiz lazım. Tövbe edeceğiz. Evet, şöyle bir soru gelmiş hocam. Bursa'dan selam olsun. Şükran Hanım demiş ki 30 yıldır eltimi kardeşim gibi gördüm. Ama demiş bir gece telefon çaldı ve ses veren yok. Ama adım geçiyor demiş. Yani bir dedikodunun içerisine böyle şeyler olabiliyor. Ve geç akıllı telefon olunca da yani böyle bir yanlışlıkla bir arama söz konusu olmuş ama benim dedikodum yapılıyormuş demiş. Şimdi ben çok üzgünüm. Ne yapmalıyım? Böyle bazen başka insanların yapmış olduğu dedikoduları duyuyoruz. İşte kulağımıza geliyor ya da şahit oluyoruz, evet, bazen. Ne yapmamız lazım o zaman? Peygamber Efendimiz ashabıyla oturuyor. Hazreti Ebu Bekir de hemen yanı başında. Hazreti Ebu Bekir'in yeri her zaman bellidir. Aleyhissalatü vesselamın sağıdır. O hep sağında oturur. Bir adam geliyor peygamberin meclisine. Hazreti Ebu Bekir'e hakaretler etmeye başlıyor. Kötü sözler söylüyor. İşte ablamızın başına geldiği gibi o telefonla duymuş, bu bizzat canlı duyuyor. Evet. O kadar kötü sözler ileri gidiyor ki Hazreti Ebu Bekir peygambere saygısızlık olacak diye susuyor, susuyor, susuyor. En son dayanamıyor. Tek şunu söylüyor. Aleyke diyor. Arapçada aleyke kötü söz sahibine aittir. Sana ait o söz demek. Sadece bunu söylüyor. O adam söylerken de Hazreti Ebu Bekir dururken peygamber gülüyor habire. Hazreti Ebu Bekir'in aleyke sözüyle de beraber sinirleniyor, böyle damarı belli oluyor, kalkıyor o ortamdan. Hazreti Ebu Bekir hemen peşinden koşuyor. Ya Resulallah diyor. Adam bana olmadık hakaretler etti, güldünüz diyor. Ben bir aleyke deyince mi bana sinirlendiniz de hemen kalktınız diyor. Hayır ya Ebu Bekir diyor. Senin orada hakkında kötü konuşulurken sen susunca diyor Allah iki melek gönderdi. Sözlerini alıyor, o adamların yüzüne çarpıyordu. Ben de ona gülüyordum diyor. Ama ne zaman ki sen kendini savundun, aleyke dedin
Melekler gitti, şeytan geldi, ben de şeytanın olduğu yerde olmam diyor. Yani bizim hakkımızda kötü konuşanlara bizim teşekkür etmemiz lazım. Günahımızı alıyorlar. Yani yarın ahirete varınca belki bazı hatalarımız çıkınca biz mahcup olacaktık. Ama o bizim hakkımızda kötü konuşan, dedikodumuzu yapan vesaireler onlara gidecek de kurtulacağız, dua edeceğiz. O yüzden hiç üzülmesinler. Bu Hazreti Ebubekir'in hadisesini unutmasınlar. Diyor ki peygamber, evet, sen susarken bir melek onun sözlerini yüzüne çarpıyordu. Ben de gülüyordum diyor. Ama ne zaman ki sen kendini savundun, aleyke dedin, kötü söz sahibine aittir dedin, melekler gitti, şeytan geldi. Şeytanın olduğu yerde de ben olmam diyor. O zaman cevap vermememiz. Vermeyeceğiz. Kavga esnasında da mı böyle? Mesela tabii ki özellikle bir insanla kavga tartışma esnasında halindeyiz. Tabii ki özellikle kavga esnasında artık ortam çok kızmış, bayağı problemler var. Orada bize düşen sessizce, yuvalarda ben bunu her zaman söylüyorum. Yani bir bey çok sinirliyse, hanım da üzerine böyle malumunuz ateşe su dökersek bazen de yangının körükler. Evet. O yüzden o tek yapacağı şey, çocukları da alacak, bir komşuya 5 dakika iniverecek. O an onunla bir şey konuşmayacak. Çünkü zaten sinirli, sessiz kalacak. Efendimiz ne buyuruyor? Susmak huyların efendisidir. Haklı bile olsa bir münakaşayı terk edene cennetin ortasında bir köşk verileceğine ben kefilim diyor peygamber. Peygamberimize neler demediler? Bu dediler, yani öksüz dediler. İslam, Allah seçe seçe böyle fakir, gariban birisini mi seçecek? Yalan söylüyor bu dediler. Daha da ileriye gittiler, sırtına deve işkembesi koydular. Evet. Ama peygamber hiçbir zaman ağzını açıp sen de şusun demedi. Sustu. Komşuları eziyet ettiler, ya biz komşuyuz dedi sadece. Her şeyi bırakın, komşuluğu bari düşünün dedi. Bize düşen susuvermek. Hocam diyor, sen iyi hoş söylüyorsun, orada o konuşması kolay da diyor. E ben susayım susayım, el alem bana enayi mi desin diyor. Evet, bir de onu millet da diyor, beni diyor hep o zaman diyor geri zekalı yerine koyacak diyor. Habire diyor benim üzerime yüklenecekler. E yüklensinler. Peygamber ne buyurdu? Deli dünyaya yatırım yapar, akıllı ahirete yatırım yapar. Sana onlar deli diyecekler, halbuki deliliği kendileri yapacaklar. Ve sana düşen akıllı olup ahirete yatırım yapabilmek. Allah bakın, kıyamet günü kulum ne getirdin diye sorunca, ya Rabbi 5 vakit namazlarımı tam getirdim. Sözünden daha çok şuna daha çok sevinir. Rabbim şu 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 benim hakkımda şahsıma konuştular ama ben sustum Allah'ım. Sustum. Peygamber ne buyuruyor? Susan kurtulur buyuruyor. Susacağız. Kavga esnasında da olsa. Velev ki, ha ama şunu da yapmayacağız. Biz sustuk. Biz susunca karşımızdaki adam üzüldü. Hani reklama gitmeden de dedik ya, özür dileyeceğin sözü söyleme. Evet. Dedi ki ya çok özür dilerim ya, seni kırdım. Ona da şunu yapmayacaksın. Vallahi ben bir şey demiyorum ama Allah'a havale ettim ben. Rabbim bilir artık. Bu da kibirdir. Bunu da yani, yapmayacağız. Tabii bunu yapınca zaten kaybediyorsun. Özrü kabul edecek miyiz? Özrü kabul edeceğiz. Hı hı. Affedeceğiz. Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin hep sözüdür ve ben de her zaman söylüyorum. Biz affedeceğiz, affede affede affedileceğiz. Başka şansımız yok. Bizim hakkımızda, şahsımız adına. Yani bakın şu var, birisi geliyor diyor ki ya işte geçen mesela birisi dedi ki hocam dedi seni seviyorum da dedi ekranda, bir de sakal koysan dedi daha çok seveceğim. Hani bir yöneticinin sözü vardı, benzin var da biz mi içtik diyordu. Evet. Hani çıkarsa sakalım koyacağım. Şahsıma söylenen bir şey de benim yapmam gereken, doğru söylüyorsunuz. Rabbim beni sizin gördüğünüz gibi güzel yapsın. Allah sizin de bizim de kalbimizi güzelleştirsin deyip konuyu kapatmak, uzatmamak. Ama din hakkında, kitabullah hakkında, sünnet-i Resulullah hakkında bir şeyler söyleniyorsa o zaman da konuşacağız. Peki bazen çok iddialaşılıyor hocam. Ben zaman zaman karşılaşıyorum. Din konusunda insanlar çok iddialaşıyorlar. Evet. Mesela bir oruç mevzusu işte Ramazan'da. Hani bu sene de Ramazan'da işte sakız çiğnemek orucu bozuyor. Bir sonrakinde ya da böyle. Bizim ümmetin derdi bu olduğu sürece biz kurtulmayacağız. Çok kavga ediyor insanlar ve ciddi anlamda, dini anlamda da iddialaşmalar maalesef mevzu oluyor. Mesela böyle bir konuda ne yapmamız lazım? Böyle bir konuda sessiz kalmamız lazım. Hele ki mevzu dinse, bana göre şöyle. Mesela tartışıyorlar, işin içinden çıkamayınca hocayı arıyorlar. Evet, birisi yani de diyor ki hani ben bir hocayı ararsam, benim tanıdığım hocayı ararsam o beni haklı bulur. Sen de diyorsun ki bu konunun aslı şudur, o karşıdaki haklıdır. Bu sefer kabul etmiyor ama hocam bana göre.
Kardeşim İslam bana göreyi, sana göreyi, hocaya göreyi, Ali'ye göreyi kabul etmez. Hele hele din konusunda kesinlikle tartışmaya girmeyelim. Ya günümüzde herkes hoca. Ama maalesef bu ümmetin iftar sofralarında, iftardan önceki programlarında, sahur programlarındaki şu soruları açamadık. Sakız çiğnemek orucu bozar mı hocam? Atletle namaz kabul olur mu hocam? Ben kocamı aldattım tövbesi var mı hocam? Böyle bu saçma sapan sözler işte dilin afetleri. Ya insanın derdi bu olur mu? Diş fırçalamak orucu bozar mı hocam? Ezan işte Diyanet'in takvimine mi göre olacak ama ayette siyah iplik beyaz iplik denmiş hocam işte ona göre mi yapacağız? Ya böyle boş işlerle bakın kad eflehal müminun diyor Allah. Müminler boş iş, müminler kurtuluşa ermişlerdir. Onların bir özelliği de vellezine anil lagvi mugridun. Boş işlerde yüz çevirirler. Bizim derdimiz olacak ya. Evet. Yani benim derdim olacak. Yani bir sahabe hayatını anlayabilmek. Şimdi biz artık bu dönemde sahabe hayatlarına başladık. Tefsir yapıyorduk bugüne kadar. Şimdi cuma akşamları hep sahabe hayatları işliyoruz. Size yemin ediyorum öyle yaşamışlar ki bazen bir hatırayı okuyorum 45 dakika sadece o hatırayı böyle düşünüyorum yani. Yine bir programımıza sahabe hayatından İnşallah. Konuşalım olur mu hocam? İnşallah. Mesela bir hafta sizinle Hatice anamızı konuşalım. Çok güzel olur. Ümmetin anası Ayşe anamızı konuşalım. İnşallah Rabbim ömür verirse. O yüzden hakikaten bize düşmek dilini tutmak. Bunu da bakın bir hadisle özetleyelim isterseniz. Peygamberimize Ukbe bin Amr diyor ki ya Resulallah kurtuluş nedir? Kurtuluşu nerede arayayım? Peygamber buyuruyor ki dilini tutmandır. Evin sana yeterlidir. Hataların içinde ağla. Üç tane şey söylüyor. Şarihler diyor ki bu hadisi bize aktaranlar. Burada diyor peygamber aslında tek şey söyledi. Dedi ki dilini tutmandır, evin sana yeter, geçmişin içine ağla. Tek diyor bu hadiste peygamberin söylediği dilini tut demekti diyor. Neden? İnsan dilini tutarsa boş beleş mekanlarda gezmek onun içinden gelmez. Huzuru pazar günü kent plazada arkadaşlarıyla 30 liraya 40 liraya bir bardak kahve içmekte aramaz o mümin. Dilini tutarsa. Ama bugün dilimizi tutmadığımız için biz mutluluğu kafede arıyoruz. Biz mutluluğu çok lüks restoranlarda arıyoruz. İşte tuzu şöyle atıp ondan sonra 50 liralık ete 5 bin lira alan yerlerde arıyoruz. Neden? Çünkü biz dilimizi tutmuyoruz. Dilini tutunca bir adamın şu güzelleşecek, evi ona yetecek. Huzuru karısında, çoluğunda, çocuğunda arayacak. Bir hafta israfı konuşalım ama insan israfını konuşalım. O kadar insanı israf ediyoruz ki bir bardak su lavaboda tıp tıp suya kızıyoruz. Aman israf etme. Ama var ya bozuk para harcar gibi insan harcıyoruz günümüzde. İnsan israfı o kadar büyük bir şey ki. Ha o yüzden bize düşen boş işlerden yüz çevirmek. Diyor ki dilini tutan adam evinde oturur. İkincisi de geçmiş için gözyaşı döker. Bak ablamız soru sordu. Dedi ki geçmişte yaptık ne yapacağız? İşte bu düşünce aslında dilini tutmasının alametidir. Rabbim nasip etsin. Soru varsa... Bilmediğimiz günahlar içinde geçmişteki yapmış tabii, olduğumuz bütün bildiğimiz, günahlar bilmediğimiz diye. Ne varsa evet. Ya Rabbi... Şimdi dedik ya aslında hani dinle iddialaşan kişilerden bahsediyor. Yavaş yavaş da bitirecekmişiz. Evet. Biz her gelen mesajı cevaplandırmaya çalışıyoruz. Reklam arasında hocama sordum bu soruyu. Bir tane izleyicimiz demiş ki yani bunları anlatıyorsunuz da bunların ekonomiye ne katkısı var demiş dine. Dini anlatmanın ekonomiye katkısı ne gibi bir şey sormuş. Çok ben alaka kuramadım ama demiş ki insanlar demiş sabah akşam hiçbir üretim yapmadan Arap adası gibi yaşasak ülkeye ne bir katkısı olacak diye bir soru gelmiş. Evet. Farklı. Yani peygamber zamanındaki Arap adasından bahsediyorsa 1400 yıl önceki o Arap adası bizi insan haline getiriyor. Evet. Bugün... İşte Arap adası gibi yatmayıp çalışanlar, işte biz bu devleti, biz bu milleti kendi koyduğumuz kararlarla, hükümlerle yöneteceğiz diyenler bu işi ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. Tarih tekerrürden ibarettir. Bu hep böyle olmuş. Ama yani biz zaten demiyoruz ki insanlar işi gücü bıraksınlar, mağaralara çekilip derviş hayatı yaşasınlar. Bunu söylemiyoruz. Evet. Biz diyoruz ki imanlı mühendisler yetişsin. Ben kendim elektrik elektronik mühendisiyim. Veya... Biz diyoruz ki ihlaslı doktorlar olsun. Önüne gelen bir hastayı bir et makinesi gibi kesip biçeceği birisi olarak görmesin bir cerrah. Zaten bunu söylüyoruz. Evet. Boş sözlerden yüz çeviren bir mümin topluluğu olursak bizim başımıza gelenler, bizi yönetenler, bizi tedavi edenler ha o zaman onlar zaten imanlı ve işini düzgün yapanlar olur. Bugün o Arap adasındaki o yatan 1400 yıl önceki o Müslümanlar gibi olursak hiç kimse torpille işe girmez.
Bu kadar öğretmen adayı kuyrukta beklemez. Bu kadar insan varken torpili olan, dayısı olan devlet erkanında iş bulamaz. Neden? Bu hali yaşarsak 1400 yıl önceki Muhammed Mustafa'nın Arap Yarımadası'ndaki halini, Kur'an-ı Kerim'in emirlerini, o zaman herkes hak ettiği yerde olur. Evet, Eskişehir'e selam olsun. Gençken yaptıklarımızdan nasıl kurtulmalıyız, onu bahsetmiştik. Eskişehir'e de selam olsun. Aklımızdan geçenlerden sorumlu muyuz? Allah'tan sorumlu değiliz. Eğer sorumlu tutulursak ben yanmıştım zaten. Evet. Dilimden çok aklımdan geçirdiğim kötü şeyler var. Rabbim bizi sorumlu tutmasın ama yine de Rabbim zihnimizi de güzelleştirsin inşallah. Evet. Her perşembe, evet, ekip arkadaşlarımla cevaplandırmış, teşekkür ediyorum. Her perşembe 14.05'te hocamızla buluşuyoruz. Bu arada geçen hafta bir selam gelmiş. Evet. Yurt dışından benim de asker arkadaşımdı kendisi. Biz de onlara buradan selam edelim. Kazakistan'dan. Ha, evet, Kazakistan'dan. Evet, oradan selam gelmişti. Biz de oraya selam gönderelim. Evet, yine Almanya'dan mesajımız var. Selam olsun hepsine. Yani yine program süresini açtık. Bu arada Mehmet Can Bey şu an bir iş ortamında bizleri izliyorlarmış canlı yayınımızdan. İçimizi ısıtıyorsunuz. Rabbim bereketlerini artırsın. Mehmet Can Bey, teşekkür ederiz. Bütün sanayide çalışan herkese çok teşekkür ederiz. Evet, şöyle devam edelim. Son bir soru da arkadaşlar. Demiş ki bir yakınım demiş, 5 vakit namaz kıldığım için demiş, bana ve dinime küfretti. Hı hı. Ve bunu asla unutamıyorum ve bunun için o kişiyi affedemiyorum demiş. Hı hı. Ne yapmam lazım? Yani onu zaten biz şahsımız için değil, Allah için affetmeyeceğiz. Evet. Ebu Cehil kafası, Ebu Cehil de aynısını yaptı. Peygamber Efendimizin sırtına deve işkembesi koydurdu. Ama Peygamber kalkıp da olsun Ebu Cehil, senin canın sağ olsun demedi. Affetmeyeceğiz ama bu bizi kine itmeyecek. Bundan öcümü alsam, bunun hakkından gelsem gibi bir sürece bizi sürüklemeyecek. Evet. Dilin afetleri, Allah'ım hani deriz ya, büyük afetlerden, belalardan, kazalardan hepimizi korusun diye. Aslında duamıza bunu da eklemek gerekli. Rabbim dil afetinden bizi muhafaza, evet, etsin. Dilin afetinden de korusun diye bundan soracağım, dualarımı yani ekleyeceğim. Yani deprem afeti olsa herkes, evet, yine yaşayacak bir ev bulur. Hı hı. Ama dil afetiyle söylediğimiz bir söz bazen geri dönmeyebilir. Söz diyor oktur. Gideni batar. Ama bazen de çıkana da batar. İki tarafı da yaralar. Evet. Hakikaten. Ulu konuşmak dilin bir afetidir. Çoğu şey söyleyemedik. Program çok çabuk bitti. Ulu konu, ben bunu asla yapmam. Ben senin yerinde olsam bu adama bir lokma ekmek vermem diyen nice hanımefendiler kayınbabalarının altlarını kendileri temizliyorlar. Çünkü dilleriyle söyledikleri o ulu sözler dönüyor, dolaşıyor, ayaklarının önüne engel oluyor. Evet. Benim kızım bunu yapsa, benim istemediğim bir aileye gelin gidecek olsa ben kızımı ömür boyu affetmem diyen anneler kızlarını polis aracılığıyla orada burada buluyorlar. Çünkü neden? Ulu konuştular. Evet, çok doğru. Zaman zaman örneklerini, tabii, görüyoruz. Mevlana ne diyor? Yapmam der yaparsın. Düşmem der düşersin. Öldüm der durur, yine de yaşarsın. O yüzden büyük sözler söylememek, büyük sevgi şeyleri ortaya, iddiaları atmamak lazım. Hı hı. Bazen genç arkadaşlarda bu oluyor. İşte nasıl seviyorsun diyorum kız arkadaşını. Denizi diyor ilk defa uçakla geçer gibi seviyorum hocam diyor. İşte eve gelen bir kargo paketini diyor. Heyecanla, ne olduğu bilinmeyen bir paketi açar gibi biraz korkulu, biraz ürkek, biraz da heyecanlı seviyorum. Biz bunları edebiyat yaptığımızı sanıyoruz ama vallahi bu söz boşa gitmiyor. Ha, öyle mi seviyorsun? Denizden uçakla ilk kez geçer gibi mi seviyorsun? Sana bir imtihan veriyor. Hiç ummadığın işler evlilik hayali kurduğun o kızla başına geliyor. O yüzden ne kadar seviyorsun? Rabbimin izin verdiği kadar. Nasıl harcarsın sen bu parayı? Rabbim nasıl lütfederse öyle harcarım. Allah elimizi bırakmasın. Amin. Ve son i̇nşallah. Duamız, Rabbimiz bizi hayra anahtar, şerre kilit olanlardan eylesin inşallah. Amin inşallah hocam. Dilinize, yüreğinize, eyvallah, sağlık. Eyvallah efendim. Rabbim inşallah ilminizi arttırsın. Amin. Her zaman. Amin. Ve bizlere de ömür versin ki her perşembe KOTV ekranlarında sizlerle birlikte i̇nşallah. Buluşalım. Haftanın da böylelikle sonuna geldik sevgili izleyicilerimiz. Pazartesi günü hafta başından itibaren tekrar sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Görüşünceye kadar hoşça kalın.